Merhaba sevgili takipçiler. Bundan böyle Aksaray'da ne var ne yok diye soruyoruz. Son bir haftada Aksaray'da olup biteni sizlere ne haber başlığıyla derleyerek ulaştırıyoruz. Ara ara programımızda konuklara da yer vereceğiz. Bunun da müjdesini şimdiden verelim. Peki bakalım bu hafta Aksaray'da ne var ne yok? Aksaray'da merkeze bağlı Yalnız Ceviz Köyü'nde 5 kişinin karıştığı uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı ile ilgili olayda bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili aranan 5 kişi JASAD tarafından gözaltına alınırken gözaltına alınanlardan birinin Allah'ın dediği olur, diğerinin ise ben esnafım çekme demesi dikkatlerden kaçmadı. Aksaray'da evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna dengesini kaybederek düşen Hasan Yağdı hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu 500 bin sosyal konut projesi müjdesinden sonra Aksaray'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Aksaray'da balata spreyi ve motor yağı yüklü tır devrilerek alev aldı. Orhan Emek İdaresi'ndeki tır 20 metre sürüklendikten sonra alev aldı. Patlayan tırdan çevredekiler tarafından kurtarılan Orhan Emek, tedavi edilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksaray'da 2019 yılında başlatılan TOKİ inşaatı temelinde biriken su, 15 yaşındaki İhsan Şahin'in hayatına mal oldu. İhsan Şahin'in hayatını kaybetmesinden sonra yetkililer olay alanına tel örgü çektiler. Aksaray'da güzel şeyler de oluyor. Eskili ilçe jandarma ekipleri Tuzgölü Havzası'nda yapmış oldukları rutin kontroller esnasında bitkin bir leyleğe rast geldiler. Ayağında çip bulunan leylek, jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Evet, bu hafta Aksaray'dan haberler bunlar. Bir başka ne haberde görüşmek dileğiyle.